Eğer İstiklal Caddesi'ne bir kez daha bakalım ve izleyicilerimize oradaki gelişmeleri aktarmaya devam edelim canlı yayınımızda. Evet, evet, evet. Volkan'ın, kameraman arkadaşımız Volkan Kamber'in 3G kamerasıyla ekrana getirdiği canlı görüntüler bunlar. Volkan bir mola vermiş gözüküyor en azından bir süreliğine. Evet, burası da İstiklal Caddesi'nin gayet iyi tanıdığınız görüntüler. İstanbulluların gayet iyi bildiği bir nokta İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na bakan giriş yönünde yaşananlar. Yavaş yavaş oradaki olayların Taksim Meydanı'na doğru da ilerlediğini görebilirsiniz. Taksim Meydanı'nın girişinde polisin barikatı devam ediyor. Gezi Parkı da bu gece itibariyle vatandaşların kullanımına kapatıldı. Bu sadece bu geceye dair bir karar mı yoksa birkaç gün uygulanacak mı onu bilemeyiz. Ama gezi sürecinde biliyoruz ki park günlerce kapalı kalmıştı. Polis tarafından giriş çıkışlar engellenmişti. Volkan'ın görüntüleri, tekrar İstiklal Caddesi'ndeyiz. Hayır, döndük tekrar meydan görüntülerine. Evet, izleyicilerimiz artık bizimle birlikte yayıncılığı öğrendiler ve terimleri gayet iyi biliyorlar. Şu anda Kanal Sokak'ta sadece Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin görüntülerini canlı olarak izleyebilirsiniz. Pek çok yayın kuruluşu yayından çıktı ve şu anda izleyiciler eğer hala İstanbul'da ve Türkiye'de neler olup bittiğini öğrenmek istiyorlarsa Facebook adresimiz üzerinden, internet sitemizden, D-Smart 140'dan ve uydudan, frekansımızdan bizi bularak bizi izlemeye devam edebilirler. Dijitürk'te yokuz. İzleyicilerimiz sosyal medya hesapları üzerinden bize onlarca soru gönderiyorlar. Dijitürk'te neredesiniz diye. Dijitürk'te yokuz. Sevgili izleyiciler, Dijitürk TMSF'nin elinde. Ben o kadar söyleyeyim, gerisini siz anlarsınız zaten. Dijitürk'te şimdilik yokuz. Bu görüntüler de yine sokak kamerasından ve sokak canlı yayınından, Taksim Meydanı'ndan ekranlara taşıdığımız görüntüler. İstiklal Caddesi'nde ise 3G kameramız görev yapmaya devam ediyor. Çatışmanın ortasında kalan kameramanımız Volkan Kamber zaman zaman kamerasını kapatmak zorunda kalıyor. O görüntüler bize aktıkça biz de size İstiklal Caddesi'nin görüntülerini aktarmaya devam ediyoruz. Çok sayıda gözaltı var. Taksim Dayanışma'nın öncü isimlerinden, sözcülerinden avukat Can Atalay bu bilgileri bize veriyor. Şu ana kadar 20'ye yakın gözaltı yaptığı polisin ve göstericilerin bazılarını şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığını biliyoruz. Bu geceyi yöneten iki isim var. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da. Onlar da bizim gibi bu gelişmeleri an be an kameralardan izliyorlar. Hangi kameralardan? Taksim'de bugün tamir edilen ve yeniden hayata geçirilen MOBESE kameralarından. Biri yeni koltuğuna oturan İçişleri'nin yeni sahibi İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden İçişleri Bakanlığı koltuğuna transfer oldu kendisi. Bir diğer isim ise İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Selami Altunok. Her iki ismin de kitlesel bir eylem gecesinde ilk sınavı bu gece Taksim'de yaşananlar.